En sonunda kiraladım yatını. Çok teşekkür ederim İdris dayı. Yat yat diyorsun kızım. Altı üstü balıkçı teknesi. Ya olur mu hiç lütfen? Billahi almam. Veli'ye söz verdim ben. Geceleri boş duracağına emektar. Bir işe yarasın hiç olmazsa. Arkadaşını da ağırlarsın işte. Hı, arkadaştan da öte. Şanlım gelecek bu gece. Evlenme teklif edecek bana. Benim zaten ayaklarım yerden kesilmişti, bir de denizin üstünde. Vallahi bilmiyorum ne olacak. O zaman benden nişan hediyesi olsun. Düğününe çağırmasan darılırım bakabilesin. Çağırmam mı hiç? Çağırırım tabii. Hadi bana eyvallah. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol İdris dayı. Sahildeki en güzel, en süslü teknede seni bekliyorum. Sinan hadi gel artık, hazır her şey. Hangisinden vereyim abim? Sarı güzel görünüyor. Sarı ayrılık demek be abim, yakışmaz sana. Yapma ya. Beyaz hüzün demek. E kırmızı? Kırmızı aşk demek. İyi, kırmızı ver o zaman. Tamam abim. Şöyle güzel bir demet. Şunları da hazırlayayım ben sana. Sönmeyin sakın. Sönmeyin. Bu gece çok güzel bir gece olacak. Buyur abim. Teşekkür ederim. Para üstünü? Kalsın. Thank you.
Aman aç telefonunu. Ölüm hangi yaşta gelirse gelsin, insan daima bir şeyleri eksik bırakır. Bazen geç bulup sevgisine doyamadığımız bir yakınımızı bırakırız geride. Bazen kıyasıya yaralanmış bir kalp, bir daha asla eski saflığını bulamayacak olan. Evet, hayat uzun bir yolculuk. Türlü engellerle, tuzaklarla dolu. Mutluluğa ulaşmak için koyuluruz yola. Yolun bizi hangi mutsuzluğa çıkaracağını bilemeden. En yakınlarımızı olmadık sapaklarda kaybederiz bir anda. Sonra yeniden birbirimizi bulmak bazen zor, bazen de imkansız olur. Tam çiçekleri satıyordum. Sonra birdenbire bir ses duydum, bir baktım adam yerde. Aa, hemen ambulansı aradım. Böyle kanlar akıyor yüzümden. Çok kötüydü, çok iyi bir adamdı be abi ya. Öyle karanlık patikalarda kaybolur ki sevdiklerimiz bazen. Nerede olduklarını bilememenin acısıyla öylece durur bekleriz.